Sevgili izleyiciler, çocuklarda diş çürüklerini ve çürük önleyici uygulamaları İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gamze Aren'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Biraz önce bu konunun tanıtımında da vardı. Aslında genelde diş çürüğü çok önemsenmiyor. Hele çocuklardaki diş çürükleri. Çocuklarda diş çürükleri gerçekten ailelerin düşündüğü gibi önemsiz midir? Bir çürük vücudun başka bölgelerinde etkileyebilir mi? Etkileyebilir ve çürükler aslında oldukça önemli. Şimdi 3 yaşına kadar bir çürük yapıcı aktif bakteriyle tanışmadığı müddetçe, yani bir şekilde korunduğunda 3 yaşından sonra çürük oluşma olasılığı daha da düşüyor zaten. Ama çürükler önemli. Çünkü şu açıdan önemli. Süt dişleri yerlerine gelecektik, sürekli dişlere bırakacakları için bir şekilde sağlıklı olmaları gerekiyor. Ve çürük bulaşıcı yapıda zaten. Yani bir dişte olduğunda bunun ağız ortamına yayılması çok daha kolay. Aynı şekilde sürekli dişlere geçişi de çok kolay. O yüzden alabildiğince koruma dönemine erken dönemde başlanması, korunması önemli. Çünkü diş çürükleri diğer birçok organı etkileyebiliyor. Böbrekleri olumsuz etkileri var, yaygın çürükler özellikle. Ya da kalp hastalıklarında kalpte bir takım endokardit diyebileceğimiz iltihabi durumlarda olasılığı yükselten bir önemi var. Aileler genelde süt dişlerindeki çürüğü hele hiç önemsemezler. Nasıl olsa maalesef bu dişler gidecek, yerine kalıcı sürekli dişler gelecek derler. Süt dişlerindeki çürükler gerçekten önemsiz midir? Çok önemli. Yani süt dişlerinde çürüğü kesinlikle kontrol etmek önemli. Bir şekilde bu çürüklerin tedavi edilmesi gerekiyor. Ama daha da önemlisi mevcut çürüklerin zamanında önlem alınarak farklı açılardan kontrolü gerekiyor. Peki kalıtımla ilgisi var mı çürüklerin? Çürüklerin şöyle, çürük tek başına bir oluşum değil. Yani birçok etkeni var. Bunlardan bir tanesi beslenme tipi, bir tanesi bireyin kendi özellikleri ki bir bağlamda kalıtıma giriyor. Sonra çürük yapıcı mikroorganizmalar ya da bakteriler var. Bir diğeri de zaman. Yani bir zaman faktörü içerisinde oluşan bir olay. Bunları önemli. Buradan çürük yapıcı bakterilerin geçişi açısından bakarsak, evet, genetik etkisi var. Yani annenin ağzındaki bakterinin tipiyle genellikle ilk dönemde çocukta saptanan bakterinin genetiği birbirine çok benziyor. Peki, geçişte önemli. Anneler bazen örneğin verdikleri mamanın sıcaklığını kendileri öncelikle test ederler. Evet. Aynı kaşıkla önce kendi test eder, sonra bebeğine verir. Bu pek siz diş hekimlerinin herhalde uygun bulduğu bir davranış değil, değil mi? Değil. Yani bakteri transferi açısından istemiyoruz. İsterseniz şöyle birkaç küçük noktayla vurgulayayım. Biz ilk diş muayenesini bir yaş civarında istiyoruz. Bir yaş, eğer anneyi hamilelik döneminde eğitemiyorsak, o bir yaş civarında uyarmamız açısından çok önemli. Ama ağızdaki bu bakterinin ilk oluşumu aşağı yukarı 10 aylık. Bebek 10 aylıkken gerçekleşiyor. Büyük olasılıkla da anneden ya da bakıcıdan, ebeveynden bakteri transferi yoluyla oluyor. Bu önemli. Bu geçişi engellemek çok önemli. Veya şöyle söyleyeyim, 3 yaşına kadar engellerseniz zaten ondan sonra oluşma riski oldukça azalıyor. Bu bağlamda sizin dediğiniz gibi kaşığın üflenerek verilmesi ya da çok sık yapılır, emzik ağızda ıslatılarak yere düşmüşse bebeğe verilir, olumsuz etkiliyor. Şimdi beslenme tarzı dediniz. Biraz ne tür gıdalar çocuklarda daha çok diş çürüğü yapıyor? Çocuklarda diş çürüğü yapan gıdaların en başında isterseniz besleme tipiyle başlayalım. Yani anne nasıl beslerse diş çürüğü daha az olur. Şimdi çok sağlıklı bir yöntem var, anne sütüyle emzirme. Ki bizim ülkemizde de bildiğim kadarıyla 2 yıla kadar Sağlık Bakanlığı emzirilmeyi öneriyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği annelerin bebeklerini emzirmeleri konusunda, yani diş çürüğü riskini azaltmak açısından gece emzirmesi hiç doğru değil. Kesinlikle gece emzirmelerini istemiyorlar. Çünkü geceleri uykuda tükürüğün salgısı azalıyor. Sütün içerisinde süt şekeri var, laktoz. Yani o da çürük yapıcı bir etken oluşturacağı için
Gece emzirmesi doğru değil. Çükrün yıkayıcı etki azaldığı için. Yani bebek gün içerisinde emzirip ama geceleri biberon ya da şekerlikli içerikli şeylerin gece verilmesi doğru değil. Bu birinci yöntem. Sonra beslendikten sonra ağızdaki o şeylerin uzaklaştırılması önemli. Fırçalama, yıkama, temizleme. Yani bu bir temiz bir tülbentle olabilir çok küçük bir bebekte. Ya da parmağa geçirilen özel fırçalar var, onlarla olabilir. Yani o bakterinin yapışmasını önlemek önemli. Hemen araya gireceğim. Buyurun. Özellikle bebeklerdeki diş temizliğinden bahsediyorsunuz değil mi? Aha. Parmağa geçirilen fırça dediniz. Var. Böyle bu tür fırçaları anneler bebeklerin ağızlarını temizlemek için çok bilinen bir şey değil herhalde değil mi bu? Çünkü aileler genelde bir diş hekimine de başvurmuyorlar bu konuda. Evet, başvurmuyor. Yani bir yaş civarında dediğim gibi ilk kontrol olsa bu oldukça yararlı. Çünkü diş hekimi aileye bebeğini nasıl besleyeceğini, nasıl dişlerini temiz tutabileceğini, yani nasıl çürükten koruyabileceğini ayrıntılarıyla anlatacaktır. Çok fazla bilinmiyor. Beslenen şeylerin ağızda kalış süresi de çürük yapıcı etkinliği artıyor. Karamelli gibi yapışkansa ya da cips türü şeyler yapışkanlı. Patates cipslerini çok severiz ama onlar da maalesef çürük yapıcı etkisi yüksek olan besin maddelerinden. Gıdanın hazırlanma şekli çok önemli. Daha konsantre olanlar, daha rafine olanlar diyeyim, daha çürük yapıcı olabiliyor. Peki bir çocuğa kendi dişini fırçalama alışkanlığı ilk kaç yaşında öğretilmeli? Çok erken başlamak lazım. Ama ebeveynlerin aşağı yukarı 7 yaşına kadar çocuğunun diş fırçalamasını bizzat denetlemesi gerek. Çünkü el becerisiyle doğru olarak fırçalama işlemlerini tek başına yapabilmesi oldukça zor. Aslında uzun bir süreç bu açıdan bakılırsa. Peki şimdi diyelim bir çocuk artık dişlerini fırçalamayı öğrendi. Bu genelde kaç yaş civarında olmalı? Hani çok erken başlanmalı dediniz ama belli bir yaş var mı? 2 yaşından itibaren küçük antrenmanlarla fırçasını yapmasına yönelik birlikte ebeveynle birlikte olabilir. Çünkü bu bir hijyen alışkanlığıdır ve doğru hijyeni oturtmak açısından da çocukların hep bir rol modele ihtiyacı vardır. En azından evde annenin babanın değil mi sürekli dişlerini fırçalıyor olması görmesi çocuğun gerek. Bunu evet. Görmesi. Evet, evet. Peki diyelim çocuk ne sıklıkla bir diş hekimine götürülmeli? İlla dişinde çürük mü olması gerekir çocuğu? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Çürüklerin değerlendirmesi yapılırken ya da bireye ait çürük risk tayini yapılırken hangi risk grubuna girdiğini değerlendiriyoruz biz diş hekimleri. Çocuk düşük risk grubunda olabilir. Çürük salgısı iyidir, hiç çürüğü yoktur, düzenli besleniyordur, hijyen bilgisi son derece yerindedir. O zaman 6 ayda bir, yılda bir belki hekimin görmesi açısından yararlı ama orta ve yüksek risk grubunda ki birçok etkenler de var riski arttırıcı hastalıklar olabilir, sendromik çocuklarda olabilir. Yani belli kapsamlı şeyler var. Yani ağızdaki çürük sıklığı arttıkça elbette ki hekimin kontrolü ve müdahalesinde artması gerekiyor. O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Sistemik hangi hastalıklarla ilgisi olabilir diş çürüklerinin? Böyle bir paralellik var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Çükrüğün azaldığı her tür hastalık, diyabet, yeme bozuklukları, günümüzde genç bayanlarda, genç kızlarımızda maalesef çok sık rastlıyoruz yeme bozukluklarına. Bu tip hastalıklarda, sistemik hastalıklar artı çürük riskini arttırıcı grupta yer alıyor. Şimdi diyelim ki bir çocuğun ağzında çürük var. Aile bir diş hekimine götürdü. Tedaviye yaklaşım neye göre değişir? Hani ne zaman dolgu gerekir, ne zaman dişi çektirmek gerekir? Yani genellikle biliyorsunuz bizim meslek çok öyle sevimli bir meslek değildir. Yani hiç kimse güle oynaya, mutlu mesut bizim koltuğumuza pek oturmaz. Hekimin tavrı çocuk açısından çok önemli. Şöyle kuzey modellerinde söylenen şu, yani bu 3 yaşında bir çocuk olabilir ama ebeveyniyle konuşma tarzınıza geçmeden önce lütfen çocuktan izin alın derler. Yani orada çocuğu görmekten bir hekimin ne kadar mutlu olduğunu ifade etmesi lazım. Ona daima güler yüzlü ve iyi yaklaşması lazım. Ve mutlaka ebeveyniyle konuşurken bile ondan izin alması lazım. Yani bu derece önemli. Hekimin yaklaşımı çok önemli.
Ve bir şekilde eğer genel durumunu değerlendirdikten sonra ona en uygun dille yapılması gerekli işlemleri anlayabileceği tarzda anlatması lazım. Yani bunlar önemli ve bunu bir şekilde ebeveynlere de iletmek çok önemli. Peki çocuklarda diş çekmek ne zaman söz konusu olur? Yani mümkün olduğunca siz herhalde eğer sürekli dişse korumaya çalışıyorsunuz değil mi? Yani bazen süt dişlerine baktığınızda süt dişinin kron dediğimiz ağız içinde görünen kısmı büyük ölçüde kaybedilmişse, enfeksiyon varsa, yani genel sistemini etkileyeceği olumsuzluklar varsa o zaman çekim yoluna gidebiliyoruz. Genellikle arka bölgedeki azı dişlerini çok çekmek istemiyoruz. Çünkü yer sağlaması açısından, yer darlığı oluşturmaması açısından gelecekti. Dikkat ediyoruz. Çok mecbur kalmadıkça çekmiyoruz ama dediğim gibi her tür gerek infeksiyon olsun gerekse aşırı çürük nedeniyle kaybedilmişse çekiyoruz ama o yeri yapabildiğimiz ölçüde korumaya çalışıyoruz yer tutucu dediğimiz uygulamalarla. Peki şimdi eğer çekerseniz bir çocuğun dişine anestezi nasıl oluyor? Çocuklarda anestezi farklı aslında mı? Aslında evet çocuklarda anestezi zor. Çünkü şu açıdan hani erişkin birine bile anesteziyi anlatmanız kendiliğinden tamamen canlı yüz yüze bakıyorsunuz koltukta. Yani hassas bir bölgede enjeksiyonun yapılmasını hiç kimse rahat tolere edemiyor. Çocuklarda çok uygun bir dille anlatılması lazım. Bazen algılayamayacak kadar küçük çocuklarda onu anlayabileceği dille dişini uyutacak bir su gibi tanımlayabiliyoruz. Anestezi yapmadan önce olabildiğince lokal olarak o bölgeyi krem formunda pomatlarımız var. Onlarla uyuşturabiliyoruz. Yardımcı olabiliyoruz ama özellikle yaşı çok küçük. 3-4 yaşın altındaki çocuklarda başlı başına bir zorluk. Şimdi siz pedodonti ana bilim dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Evet. Pedodonti nedir? Biraz açar mısınız? Çocukların aslında diş problemleriyle ilgileniyorsunuz. Evet. Neler giriyor işin içine? Yani bu işin içerisine her tür çocukların koruyucu uygulamaları, restoratif uygulamaları, dolguları, yer tutucuları, basit alışkanlıkları varsa gelecekte olumsuz etkiler oluşturacak onların önleyici uygulamalar, basit ortodontik uygulamalar bunların hepsi giriyor. Şimdi biraz da diş çürüklerinin önlenmesini konuşalım. Evet. Diş çürüklerinin önlenmesinde fissür örtücüler nedir? Fissür örtücüler çok bilinen yine bir şey değil çünkü değil mi fissür örtücüler? Evet, 1964'te sanırım ilk Ay'a giden astronotun dişlerine de uygulanmış. Reçine esaslı. Günümüzde genellikle görünür ışıkla polimerize olanları yani sertleşenlerini tercih ediyoruz. Uygulamalar şeffaf bir şey. Dişlerin çiğneyici yüzeyi ya da girinti çıkıntının olduğu yüzeyine uyguluyorsunuz. Ve ışığı tuttuğunuz zaman sertleşiyor. Yani o girinti çıkıntılara çürük yapıcı bakterilerin yerleşmesini önlüyor. Koruyucu ve güzel bir uygulama. Peki bu sürekli mi oluyor? Belli bir süresi mi var bu fissür örtücülerin? Şimdi sürekli dişler ilk sürdüklerinde ağız ortamına ilk çıktıkları zaman aşağı yukarı 3,5-4 yıl kadar çürük açısından çok hassastır. Çünkü tam mineral dengesi oturmamıştır. Zaman içerisinde yani yıllar içerisinde bu 3-4 yıl sonra tam oturur. İşte o dönemde yani çürüğe çok hassas olduğu dönemde uygulamalarını çok yararlı buluyoruz. Siz özellikle ama sürekli dişler için bunu herhalde öneriyorsunuz. Süt dişlerine öneriliyor mu? Yani süt dişlerinde tüberküller sürekli dişlerden biraz daha farklıdır. Çiğneme basıncıyla daha kolay düzleşebilir. Ama ilk başlangıç döneminde evet onları da ilk sürme döneminde uygulanabilir. Ama çok basit diş fırçası yöntemleriyle de bu sağlanabilir. Ama sürekli dişlerde özellikle ihmal edilirse fissür örtücüler koruma amacıyla çok yararlı. Erişkinlere de yapılabilir mi bu yöntem? Yani sadece çocuklarda mı diş çürüklerini önlüyor? Yani fırçalamasına çok dikkat etmiyorsa evet erişkinlerde de yapılabilir tabii. Şimdi sizinle ilgili bölümün sonuna geldik Sayın Eren. Son olarak ekran başında bizi izleyen annelere, babalara çocuklarının sağlıklı bir ağız diş yapısına sahip olması için neler öneriyorsunuz? Öncelikle bebeklerini 1 yaş civarında bir diş hekimine götürmeleri,
Emzirme döneminde iseler mümkün olduğunca gece emzirmemeleri. Gece emzirmek ya da işte şekerli içerikli biberon vermek doğru değil. Ama hiçbir şey yapamıyorlarsa en azından su vermek geceleri korumak amacıyla önemli. Mümkün olduğunca öğünlerde çocuklarını beslemeleri, öğün aralarında çok fazla atıştırmalık abur cubur yememeleri yönünde onları eğitmelerini öneriyorum. Ve mutlaka ve mutlaka belli aralıklarla 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir düzenli hekim kontrolüne götürmeleri önemli. Türkiye'de en son onu sormak istiyorum. Pedodonti yani çocuk diş hekimi sayısı yeterli mi? Ne kadar var? 350-360 hızla artıyor uzmanların sayısı. 350-360 evet. Ve üzerinde yani hızla artıyor. Şimdi yeni üniversiteler de kuruldu. Özellikle kapasiteler arttırıldı. Bu açıdan gelecekte daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var.